Sevgili katılımcılarımız, değerli destekleyenlerimiz ve konuşmacılarımız, Televizyon Dijital'in kesintisiz ve esnek altyapı için veri merkezi Etamalı etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Ben Bilişim Zirvesi Etkinlik Şirketi'nden Tuğsem Fıstıkçı Bakış. Kesintisiz ve esnek altyapı için veri merkezleri ana tema konusunu Dell Technologies Intel tema sponsorluğunda Gel Hemen ve Premier VC destekleriyle hep beraber işleyeceğiz. Kesintisiz ve esnek bir teknoloji altyapısını oluşturmak için çeşitli ürünler satın almak, bunları entegre etmek, güvenliği sağlamak ve yönetmek artık şirketler için hem emek hem de para açısından önemli bir yük oluşturuyor. BT altyapısı da bir hizmet ve veri merkezlerinden satın alma modeli olarak artık günümüzün en önemli eğilimlerinden birini oluşturmuş oluyor. Veri merkezleri dijital dönüşüm süreçlerinde önemli görevler üstleniyor kısacası. Şimdi bu konuya dair detayları ve yenilikleri işleyeceğimiz, İşin uzmanlarından öğreneceğimiz sunumlarla başlayacağız. Ancak hemen öncesinde çok minik bir anonsum var sizlere. Konuşmacılarımıza yöneltmemizi istediğiniz sorularınızı platformda göreceğiniz Koraçız bölümünden bizlere iletebilirsiniz. Şimdi etkinliğimizi başlatmak üzere açılış konuşmacımız KPMG Türkiye Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Bölüm Başkanı Sayın Sinem Cantürk'ü ekrana davet etmek istiyorum. Sinem Hanım merhaba, hoş geldiniz, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Siz KPMG'nin son CEO araştırması hakkında bizlere değerli bilgiler hazırladınız. Ben görüşlerinizi paylaşmanız için sizi yayında yalnız bırakıyorum. Hızlıca ayrılıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de bu vesileyle herkese iyi yayınlar, iyi etkinlikler diliyorum. Zamanımız kıymetli. O zaman o yüzden hemen sunuma başlıyorum. Sizin de söylediğiniz gibi bizim her sene yaptığımız ve 22 senedir de gerçekleştirdiğimiz küresel bir CIO araştırmamız var. Bu araştırma dünya genelinde yapılan bilgi teknolojileri çerçevesinde yapılan en kapsamlı araştırma olma özelliğini de sahip. Bu senenin de aslında çok dikkate değer bir konusu oldu. Biz yaklaşık Aralık aylarında başlıyorduk. Dolayısıyla biz başladığımızda araştırmaya daha COVID'le tam olarak yüzleşmemiştik. Sadece böyle Çin'de birkaç vakadan bahsediyorduk. Mart'ta tamamlamayı planlıyorduk aslında araştırmamızı ama COVID nedeniyle biz de biraz uzattık ve COVID-19'a ilişkin bazı sorular da ekledik. Dolayısıyla böyle bazı sorularda da COVID öncesi ve COVID sonrası diye de değerlendirmelere yer vermeye çalışacağım bu kısıtlı sürede. 83 ülkeden katılımcı, 4.219 katılımcı araştırmamıza destek oldu bu sene. Ve bütün katılanların tabii çok büyük bir veri hacmini yorumlamak durumunda kaldık. Ve anketimize, araştırmamıza katılan bilgi teknolojileri yöneticileri de çeyrek trilyon Amerikan doları civarında bir bilgi teknolojileri bütçesini yöneten kişiler. Şimdi bu seneki sonuçlardan öne çıkan konu başlıklarımızı böyle bir 5 tane çerçevede ben değerlendirmeye çalışacağım. Sizlere hızlıca aktarmaya çalışacağım. Bir tanesi yönetim kurulu öncelikleri ve de yatırımlar nasıl şekillendi diye. İkincisi teknolojiyi yönetmek ve bu noktada öne çıkan konular neler oldu diye aktaracağım. Teknoloji aracılığıyla iş performansını sağlamak noktasında neler yaptık, neler öne çıktı diyeceğiz. Teknoloji ekibine kaynak sağlama, hatta kaynak eksikliğimiz diyelim, her zaman ilk beşin içindedir zaten. Gene ilk beşin içindeydi. Ve son olarak da teknoloji lideri olmak nedir? Covid-19'la birlikte bu tanım değişti mi diye hep birlikte aktarmaya çalışacağım size bilgilerden. İlk olarak yönetim kurulu önceliklerim. Şimdi yönetim kurulu öncelikleri ve de yatırımlara bakarken bir kere geçtiğimiz senelerde her zaman bir trend içerisinde teknoloji yatırımlarının arttığını gözlemledim. Aslında 2020 araştırmamızda bundan çok farklı bir şey bize söylemedi. Hatta Covid-19 etkisiyle ilave olarak bir %5 civarında da yatırımlara öncelik verdiğini söyledi katılımcılar. Ama Covid-19 etkisini biraz kenara alıp da şöyle bir bakacak olursak, geçen sene bütçe artışı bekleyenler %51 oranındaydı. Çalışan sayısında artış bekleyenler de %55 oranında olmuştu. Yani her iki anketimize, araştırmamıza katılan iki yöneticiden bir tanesi hem bütçelerinde hem de çalışan sayısında artış bekliyordu. Covid ile birlikte tabii ki bu oranların belli bir miktar aşağı geldiğini gördük. Ama aşağı bir grafik koymak istedim. Ben 2005 yılından 2020'ye kadar son 12 ay içerisinde BT bütçenize artış oldu mu sorusuna verilen yanıt bu aslında. Evet, 2020'de beklenildiği %55'ler civarında olmadı COVID etkisiyle. Ama
Aslında COVID dönemi yaşadığımız ekonomik krizi teknoloji açısından değerlendirdiğimizde teknolojiye etkisi açısından tam da bir ekonomik kriz olarak görmüyoruz. Mesela 2009'da dibe vurdu, %25'ler civarında evet almıştık o kriz döneminde. Böyle bir oranda olmadığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla teknoloji sektörüne etkisi COVID-19'un çok daha farklı oldu. Bu yatırımları biraz ölçeklendirmek istedim. Küçük ölçek, orta ölçek ve büyük ölçeklilere diye. Bir kere çok şaşırılmayacak bir şekilde büyük ölçekli şirketler tabii ki bu dijitalleşmeye yatırımların daha erken vadede gerçekleştirdikleri için önümüzdeki yıllardaki BT yatırımlarından bu kadar büyük ölçüde bir artma planlamıyorlar. Ama daha büyük yatırımları ise küçük ölçekli şirketlerin yapacağını öngörüyoruz ve artık bunu önceliklendirdiklerini de görüyoruz. Çünkü bir şekilde çalışma hayatımız ve iş yapma modellerimiz COVID-19'un hızlandırması sonucu çok büyük bir dijitalleşmenin içine girmiş oldu. Gene araştırmamızın öne çıkan konulardan bir tanesi bize şu mesajı verdi. Tahminde bulunmak giderek çok daha fazla zorlaşıyor dedi. Katılımcıların sadece %30'u geleceğe dair isabetli bir kararı, bir fikri olduğunu söyledi. Ama onun dışında kalan yani %70'lik bir bölüm en azından 3 aylık bir süre sonrasında önümüzdeki dönem için sağlıklı ve isabetli bir kararları, bir vizyonları olabileceği görüşünde. Yani artık karar vermenin çok daha zor olduğu bir döneme giriş yapmış gözüküyor. Uzaktan çalışma konusuna değineceğim zaten ama bize şunu gösterdi ki sizin için, sizin şirketiniz için en öncelikli konu nedir diye sorduğumuzda bu COVID-19 öncesi ilk 3 madde geçtiğimiz senelerde de kendi içinde sıralamaları değişmekle birlikte aynı ilk 3 maddeydi. Operasyonel verimlilik, müşteri etkileşimi ve de yeni ürünlerdi. Ama bu sene COVID-19 sonrası verilen yanıtlara baktığımızda bir anda iş gücünü etkin kılma maddesinin ilk 3 yönetim kurulu önceliği arasına girdiğini gördüm. Demek ki uzaktan çalışmanın ister istemez bize öngörülerimizde de bir değişiklik yaptığını söyleyebilirim. Teknoloji tarafından sizin için dedik ilk 3 teknoloji yatırımınız hangisi olacak diye. Üçü de aslında dijitalleşmeyle ilgili ve bu yeni dünya düzenine adapte olmakla ilgili. Bir tanesi güvenlik ve gizlilik çünkü çok dijitalleştik, çok uzaktan çalışıyoruz ve bu bize güvenlik ve gizliliğin en önemli yatırım yapılacak kanallardan olduğunu doğurdu. Bir tanesi müşteri deneyimi ve etkileşimi ve son olarak da bunları desteklemek için altyapı ve bulut teknolojileri. Yatırım yapılacak en önemli 3 teknoloji oldu. Arkasından gelenleri zaten sunumda görüyorsunuz. Şimdi bu kadar uzaktan çalışıyorsak ve bu kadar dijitalleştiysek tabii ki siber saldırılarda bir artış öngörmek kaçınılmazdı. Keza anketimize, araştırmamıza verilen yanıtlar da benzer şekilde oldu. Ve siber saldırıların COVID-19 sonrası artışa geçtiğini söylendi. En büyük fayda ise belli bir hedefe yönelik oltalamalar, onun arkasından da kötü amaçlı yazılımlar almış durumdaydı. Ama burada belki altını çizeceğimiz ve belli bir oranda farklı olacak şey nedir diye bakacak olursak, burada içten gelen tehditlerin bir yükselişte olduğunu, bunu da uzaktan çalışmaya ve şirket çalışanlarımızın uzaktan çalışmaya çok adapte olmamaları ya da buna hazır olmamaları sonucu yarattıkları bazı risklere bağlayabiliriz sanırım. Teknoloji aracılığıyla iş performansı sağlamak. Biz buna kısaca son 3 senedir dijital liderlik diyoruz. Yani dijital bir lider olarak şirketimizin iş performansını arttırmaya, müşteri deneyimini geliştirmeye, yeni ürünler sunmaya katkı sağlayacak bilgi teknolojileri liderleri olarak kendinizi görüyorsanız kendinizi dijital liderler olarak sınıflandırmalısınız diyordu. 2018'de ankete katılanların 1/5'i kendini dijital lider olarak tanımlamıştı. 2019'da ciddi bir artışla %30'a gelmiştik. 2020'de de gene %30 yani aşağı yukarı 3 kişiden birisi kendini bu şekilde görmeye başlamış. Biraz daha bölgesel ve de kurumlar olarak bunu hangi şirketler acaba kendini dijital lider olarak gördü dersek, teknoloji kurumlarının
katılımcılarının 1/2, yani %54 oranında kendilerini dijital lider olarak tanımladıklarına, büyük ölçekli kurumların katılımcılarının gene %45 oranında kendini dijital lider olarak tanımladığını gördük. Bir küresel ortalama eğer söylemem gerekirse de %31 oranında da kuruluşun iş stratejisini geliştirmek açısından dijital teknolojileri kullanımında genel anlamda etkin olduğunu söyledi anketimize katılanlar. Kaynak demiştim, kanayan yaramız. Bu dördüncü madde her zaman ilk beşin içerisinde oluyor maalesef. Bizler bütün sektörler olarak teknolojiye yatırım yaptıkça ve teknolojiden daha çok şey bekledikçe aslında teknoloji kaynaklarında o kadar fazla ihtiyaç duyuyor noktada oluyoruz. Ve ne yaparsak yapalım bu kaynakları şirketimizin içinde tutmak, yeni kaynakları adapte edebilmek gittikçe daha fazla zorlaşıyor. Tepede aslında 2015'ten 2020'ye kadar uzmanlık ve beceri eksikliği nedeniyle zorluk yaşıyor musunuz sorusuna verilen yanıtları görüyorsunuz. Hani bir maalesef yükselme trendinde ve aşağı bir düşüş yok. Evet, COVID-19 sonrasında verilen yanıtlarla bir tık aşağı inmiş gibi gözükmekle birlikte aslında bu yeni bir uzmanlığı ekibe katacak yatırım bütçemiz kalmadı şu anda nedeniyle verilen bir yanıt. En nadir bulunan becerilerse her sene burası biraz daha oynayabiliyor ama son 3 senedir mesela hiç değişmeyen bir en nadir bulunan beceri nedir diye sorarsanız siber güvenlik ki gene en tepede %35 ile çıkmış. İkinci olarak organizasyon değişim yönetimi gelmiş ki bu sene gelen bir ihtiyaç oldu. Teknik mimari, ileri analiz ve işletme mimarisi ise son aşağı yukarı 4-5 senedir maalesef her zaman ilk 5 içerisinde eksikliğini hissettiğimiz, bulmakta zorlandığımız beceriler olarak gözüküyor. Şimdi yetenek sağlama diye böyle bir şeyimiz var. Zaten birazdan oraya geçeceğim. O yüzden orayı bir atladım. Bu yetenekleri bulmakta zorlanıyoruz. Ama acaba doğru şekilde mi arıyoruz diye sorular sorduk. COVID-19'u dikkate alarak. Bunun için de öncesinde bir uzaktan çalışmakla ilgili beklentilerini öğrenmek istedik katılımcıları. Sadece %6'lık bir kısım eski düzene geri döneceğimizi, yani artık evden çalışmanın olmayacağını öngörüyor. Diğer herkes, yani çok büyük bir ağırlıkla COVID'in etkisinin, yani bu virüsün etkisinin uzaktan çalışma sistemi üzerine kalıcı olduğunu, %100 uzaktan çalışma modeline geçmeyecek olsak bile hibrit bir modelle artık bir uzaktan çalışma kavramıyla hayatımıza devam edeceğimizi öngörüyorlar. Bu da bizi çalışanlarla yeni bir engagement sağlama, yeni bir anlaşma yapmak zorunda olduğumuz gerçeğiyle yüzleştirdi. Çünkü eskiden ofisimizin konumu, ofisimizin şekli, şemali, işte ücretsiz öğlen yemeklerimiz, işte ofisimizde futbol sahası var mı, tenis kortu var mı gibi konular belki de çalışanlar için fark yaratan, onları şirketimize almak ya da orada tutmak için önemli konulardı. Fakat bunlar için bu konuların artık bir kriter olmayacağını öngörüyoruz. Ve de anketin bize söylediği şey, burada en dikkate değer konunun şirketin sağlam bir kültür ve liderlik anlayışı olduğunu söyledi bize. İkinci olarak da iyi düzeyde ücretlendirme geldi. İlk beşi zaten ekranda görüyorsunuz. Bu da bence önümüzdeki dönemde şirketler için çok dikkat etmeleri ve de ağırlık verip hakikaten üzerine kafa yormaları gereken bir konu olarak karşınıza çıkacak gibi gözüküyor. Son olarak da teknoloji lideri olmak tanımı. Teknoloji tabii son dönemde o kadar çok teknolojiden bahsediyoruz ki teknoloji ekiplerinin belki de bu kadar hummalı çalıştıkları başka bir dönem olmadı. Gerçekten kilit, gerçekten kritik bir öneme sahipler artık. Ve biz de katılımcılara bazı sorular yönelttik. Yani gerçekten iş stratejileriyle bir araya gelebiliyor musunuz? Gerçekten kendinizi etkin, yeterli iş fikirlerinin içerisinde bulabiliyor musunuz diye. Ve oldukça olumlu yanıtlar aldık. İş kolu ve teknoloji ekipleri arasında iş birliğinin arttığını düşünüyor musunuz sorusuna %70 oranında katılıyorum yanıtını verdiler. Teknoloji liderlere etkisini arttırdı mı sizce sorusuna %61 oranında evet yanıtını verdiler. Bu da bize çok net bir şekilde
teknoloji liderlerinin, BT liderlerinin artık şirket içerisinde etki alanlarını, özellikle de iş stratejilerine dahil olma alanlarını genişlettiği mesajını verdi. Sağ tarafına bir istatistik koydum. Çünkü aslında bu mesajla çelişen bir istatistik var. Son 3 senedir aslında bu istatistik var. 2017'den itibaren şu soruyu soruyorduk. CIO'lar üst yönetim kadrolarına dahil edildi mi? Üst yönetim kadrosunda mı diye. 2017'de %71 gibi evet yanıtını almıştık. Ve bu aslında bizim için ileriye dönük de belli bir perspektif yaratmıştı. Teknolojinin de giderek artıyor, kullanımının artıyor olması. Fakat 2018'de işte %65, 2019'da %65 ve 2020'ye geldiğimizde daha da düşük bir oranla CIO'ların üst yönetim kadrolarına dahil edilmelerinin son 3 senedir belli bir düşüş içerisinde olduğunu görüyoruz. Bunun da aslında hani kendilerini iş stratejilerinin daha çok içinde buluyorlar ama üst yönetimden biraz ayrılıyorlar mı soru işaretiyle bizi bıraktı. Ben böyle bir 15 dakikaya en öne çıktığını düşündüğüm hızlıca fikir verebilecek birkaç konu ekledim. Umuyorum faydalı olmuştur. Bundan sonrası için sevinirim. Sinem Hanım çok teşekkür ederiz. Oldukça ilgiyle izlendi ve dinlendi. Ağzınıza sağlık diyorum. Çok mersi. KPMG de sizin sayenizde teşekkür etmiş olalım biz de. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Sizi uğurluyoruz sevgilerimizle. Evet efendim, şimdi sırada etkinliğimizin tema sponsoru Dell Technologies var. Dell Technologies Modern Veri Merkezleri Sistemleri Sorumlusu Sayın Taylan Tandoğan bizlerle beraber. Buyurun lütfen Taylan Bey. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sesinizi alamıyorum. Bir kontrol edebilir misiniz rica etsem? Şu an duyabiliyor musunuz? Evet, duyabiliyorum. Tamam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evdeyiz. Herkes gibi. Uzaktan çalışıyoruz. Biz de adapte olduk. Bir yılı devirdik. İlk birkaç ayımız biraz alışmaya çalışmakla geçti ama şu an iyiyiz. Yani müşteriler alıştı, biz alıştık. Yönetim çok destekledi. O yüzden hani çok bir problemimiz gözükmüyor. Muhtemelen böyle devam edeceğiz. Süper. Siz katılımcılarımıza başarıya giden yolda performans, çeviklik ve sürekliliğin önemi başlığında kıymetli bilgiler vereceksiniz. Ben hızlıca yayından ayrılıyorum. Sözü size bırakıyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Ben bugün size başarıya giden yolda performans, çeviklik ve sürekliliğin öneminden bahsedeceğim ama biraz daha bunun için altyapı tarafında sektörde neler oluyor, müşterilerde nelerle karşılaşıyoruz, dünyada durum ne? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. 15 dakikada elimden geldiğince cover etmeye çalışacağım. Şimdi baktığımız zaman yaklaşık 5-6 yıldır bütün IT şirketlerinden, danışmanlık şirketlerinden bir dijital transformasyon mesajı aldık. Yani ne dendi? Süreçlerinizi dijitalleştirin, müşteri etkileşiminizi arttırarak ve maliyetinizi düşürerek rekabette bir adım öne geçin mottosu son 5-6 yıldır sektörde zaten biliniyor. Benim gördüğüm Türkiye bu dijital transformasyon seyahatinde İyi bir yerde. Yani konuştuğumuz bütün müşterilerde özellikle pandeminin de etkisiyle dijitalleşme yolunda süreçlerini değiştirme, uygulamalarını değiştirme yolunda çalışmalar ve projeler görüyoruz. Temelde bakıldığında bugüne kadar gelmiş olan uygulamalarını ve süreçlerini yeni nesil yazılımlarla, buna bulut temelli mikroservisler diyebiliriz, bu bazda güncelleyerek ve süreçlerini de buna adapte ederek daha iyi ve daha efektif bir organizasyon ve iş yapış biçimi oturtma. Ve dediğim gibi biz Türkiye olarak hani burada ben iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi bu işin uygulama ve proses tarafı, etkinliğimizin de konusu olan altyapı tarafına gelirsek, yani böyle bir süreç ve uygulama yapısını biz nasıl bir sistemle desteklemeliyiz ki performans, kesintisizlik ve esneklikle yolumuza devam edelim. Şimdi bugün bu süreçleri bir şekilde çalıştırmak istediğinizde yapmanın birçok yolu var. Yani
bizim hyperscaler adını verdiğimiz işte Amazon, Google gibi bir takım cloud providerlarla çalışabilirsiniz. Türkiye'de çok gördüğümüz yönetilen hizmetler sağlayıcısı şirketlerle çalışabilirsiniz. Ya da kendi ortamınızda bir private cloud gibi bir kendinize özgün bir bulut altyapısı oluşturarak bu uygulamalarınızı ve süreçlerinizi yaşatabilirsiniz. Şimdi bizim müşterilerle yaptığımız konuşmalardaki durum uygulamanın nasıl performanslı çalışacağı, evet bu konuşuluyor ama daha çok artık en optimum maliyette en verimli olarak bu uygulamalar nasıl çalıştırılabilir? Ve yani işin güzel tarafı son birkaç yıldır gördüğümüz projelerde her çözümün bir TCO'su, işte Return on Investment çalışması mutlaka yapılıyor. Eskiden bu kadar yapıldığını ben görmüyordum ama artık sadece ilk satın alma maliyeti değil, süreçteki bakım, idame ettirme, insan kaynağı, organizasyonel hazırlık gibi konular ciddi şekilde yatırımlarda karar kriteri oluyor. Şimdi bizim hani gördüğümüz yaklaşım genellikle şu şekilde oluyor. Bu süreçleri değiştirme, prosesleri değiştirme, uygulamaları değiştirme bugünden yarın olacak bir şey değil. Bu bir istekle, şevkle takip edilmesi gereken organizasyonel bir hedef. Organizasyonda herkesin buna bir şekilde el atması ve yardımcı olması gerekiyor. Şimdi bugünkü uygulama düzeyine baktığımız zaman, gerçi bu değişiyor ama bir merkezde kritik iş yükleri olarak tanımladığımız değiştirilmeleri çok zor ve şirketlerin bugüne kadar süregelen yapılarını korumuş bir uygulama silsilesi görüyoruz. Bir de bu yeni dijitalleşme trendiyle beraber daha çok cloud native adını verdiğimiz sanki bir sürü psikolojisiyle yaratılan ve davranışı bir sürü gibi olan uygulamalar silsilesi görüyoruz. Şimdi her ikisi de burada gördüğünüz gibi bir hayvan beslemeye benziyor ama bir kediye verdiğimiz önemle sürünüzdeki bir asetinize verdiğiniz önem aynı değil. Dolayısıyla bunların gerektirdiği altyapılar ve çalışma mekanizmaları da aynı değil. Bir şekilde burada solda bugüne kadar gördüğümüz klasik mimariler, işte veri depolama sistemleri alalım, bunu sunucularımıza bağlamak için ağ altyapıları alalım, işte compute kaynakları alalım, network'e yatırım yapalım. Bu halen daha devam ediyor. Fakat yeni nesil uygulamalar bu tip pahalı ortamlarda çalışmak için biraz lüks kaçıyorlar diyeyim. Dolayısıyla artık bizim gördüğümüz temayül daha çok uygulamanın kendi yapısıyla özdeş, standart bir building block adı verdiğimiz hani yapı taşlarından oluşan yapıların veri merkezlerinde görüldüğü. Esasında sağ tarafta göstermek istediğim şey altyapı yatırımlarının çok fazla hiperbütünleşik sistemlere doğru kaydı. Şimdi hiperbütünleşik sistem nedir diye çok kısaca hani bahsetmem gerekirse geleneksel olarak bildiğimiz işlemci, veri depolama ve ağ kaynaklarını bir altyapı taşı altına oturtup bunu büyütmek üzerine kurulu. Geçen bir müşteriden böyle bir soru aldım. Yani ne oldu, ne değişti de bildiğimiz sunucular, yani 30 yıl önce de vardı. Hani bu yolda en ciddi oyuncu oldular. Değişen şu oldu, ağ teknolojileri çok ciddi değişti. Yazılım tanımlı ağ yönetimi ve veri depolama ürünleri piyasada artık çok olgunluğunu kanıtlayınca bu şekilde daha düşük maliyetli ve operasyonel kolaylığı olan ürünlere yatırım ciddi şekilde arttı. Eski nesil ve yeni nesil altyapılara baktığımız zaman yukarıda geleneksel altyapıyı görüyorsunuz. Her kalem için birbirinden izole silolar. Daha önemlisi bunların yönetim ve idame ettirme süreçlerinin ayrı maliyetler olması, organizasyonlarının ayrı olması ve bu sistemleri yaşatabilmek için güvenlik, işte bug fixing, destek çağrıları için tamamıyla ayrı ekipler ve ayrı uyumlulukları kontrol etmeniz gerekiyor. Alt tarafta ise yeni nesil her şeyin tek ve unified, aynı yapı taşından oluştuğu, yazılım temelli yönetilen, uyumluluğunun birbiriyle kontrol edildiği, gün 2-3 operasyonlarının daha kolay ve yazılım temelli olarak yapıldığı, otomatize edilebilir bir altyapı görüyorsunuz. Şimdi bu slayttan şöyle bir anlam çıkmasın lütfen. Geleneksel yapılar ölecek, geriye sadece hiperbütünleşik yapılar kalacak gibi bir anlam çıkmasın. İş süreci maliyeti ve getirisi birbirini dengelediği sürece geleneksel altyapılar o az evvel gösterdiğim kedi kriterinde, önemli kriterde var olmaya devam edecekler. Ama yatırım şeklimiz değişecek. Şimdi son slaytta da bahsedeceğim. Bu yatırım şeklinin değişmesinde de en önemli
olgu dijital dönüşüm ve kurumun bu organizasyonel değişikliği kabul etmesi. Yani bizim hani bugün gördüğümüz projelerde ve organizasyonun teknolojiye mani olduğu bir takım case'ler görüyoruz. Bu pek doğru gelmiyor bize. Yani günün sonunda fiziksel bir takım kurallar varken organizasyonunuzu da bu değişen çevreye göre adapte etmek durumundasınız. Şimdi bunlar bizim öngörülerimiz ve Türkiye'de ve globalde de gördüğümüz projelerle ilgili yorumlar. Peki gerçekten sektör böyle mi? Şimdi rakamlara baktığımız zaman bu hiper bütünleşik sistemlerin yıllık yapılmış satış rakamları ve geleceğe dönük olarak yapılacak yatırımların bir öngörüsü. Bu bir IDC çalışması. 2019'da 8,5 milyar dolarlık bir pazar iken 2024'te 15 milyar dolarlık bir hiper bütünleşik sistem pazarı bekleniyor. Demek ki insanlar az evvel gördüğümüz bu dijital transformasyondaki basitleştirme, aynılaştırma, yatay ölçeklenme fikrini kabul edip buna entegre olmuşlar ki sektörde bu altyapıya olan talep giderek artıyor. Ve burada ilginç de bir dağılım var. Yani bu IoT, 5G gibi teknolojilerin yaklaştığını düşünürsek hem merkezdeki hesaplama gücü hem edge yani uç bilişim adını verdiğimiz segmentte de hiper bütünleşik sistem yatırımlarının arttığını görebiliyoruz. Şimdi 14 milyar dolar gibi bir hedef büyük müdür, küçük müdür? Orada da şöyle bir bilgi vereyim. Veri depolama sistemleri piyasası dünyada bugün 26 milyar dolarlık bir piyasa. Şimdi 2020'yi tamamladığımızı düşünürsek yarısından az bir durumda. Ve veri depolama pazarı yıllar ölçeğinde nispeten yatay olarak gidiyor. Yani çok ciddi büyümüyor. Ama görülen şey şu çok ilginç. Satılan ünite sayısı, terabayt sayısı artıyor ama pazar büyümüyor. Çünkü teknoloji ucuzluyor. Ve işte buradaki büyüme rakamını diyeyim, esasında bu hiper bütünleşik sistemler bizim adımıza yeni gelişiyle toparlıyor. Ve baktığınızda 2024 yılına kadar hiper bütünleşik sistemlerde %10'luk yıllık bir ortalama büyüme görüyoruz. Şöyle devam edecek olursam, peki biz Dell Technologies olarak burada ne yapıyoruz? Biz hiper bütünleşik sistemlerde, hani biliyorsunuz çok geniş bir portföyümüz var. Ben buraya sadece 3 tanesini koydum. Hem VMware ortamları için on-prem cloud'ımızı yapabilmek için VMware ile beraber geliştirilmiş bir VxSail adını verdiğimiz bir ürünümüz var. VMware kullanmıyor olabilirsiniz, fiziksel sunucular kullanıyor olabilirsiniz. Çok üst düzey performans istiyor olabilirsiniz. Bunun için PowerFlex adını verdiğimiz bir ürünümüz var. Ve gene bir partner alignment'la birlikte Microsoft ile beraber geliştirdiğimiz Azure Public Cloud'la beraber çalışabilen bir Azure Stack Hybrid Cloud makinemiz var. Şimdi bunlardaki temel nokta esasında buradaki metal, sunucu vesaire değil. Esasında buradaki önemli nokta yazılım. Biz Dell olarak sağladığımız ürünlerde bu sistemlerin yaşam döngüsünü, tek noktadan desteğini, bir güvenlik açığı ya da bir bug olduğunda bütün sistemin aynı noktada olacak şekilde, önceden test edilmiş şekilde çalışacağının garantisini veren bir hizmet ve yazılım deneyimi sunuyoruz. Yoksa ürün az evvel de gösterdiğim gibi bildiğiniz standart endüstri bileşenlerinden oluşuyor ama esas katma değer kurumların burada insan kaynağı ve süreçlerini kolaylaştıracak şekilde daha hızlı ve çevik bir şekilde istedikleri noktaya gelmesini sağlamak. Şimdi şunu da duyuyoruz, ya biz insan kaynağıyla bunu hallediyoruz gibi yorumlar da geliyor müşterilerden. Orada şunu ekleyeyim, evet insan kaynağıyla bunu hallediyor olabilirsiniz ama o kadar insan hatasına açık noktalar oluyor ki istediğiniz kadar insanı koyun bir takım hataların önüne geçemeyeceğinizi iş başa geldiğinde görüyorsunuz. O yüzden biz burada şirket olarak bu altyapının tamamen test edilmiş ve sizin adınıza daha çok uygulama tarafına kanalize olup buradaki maintenance bakım işlerini bize bırakmanız yolunda bir çözüm önerisi getiriyoruz. Biraz ülkeden örnek vereyim. Bu projeleri yaparken ya da bu değişim sürecinde neler yaşıyoruz? İlginç bir şekilde ülkedeki hem en büyük kurumlarda da en küçük kurumlarda da bu değişim örneğini deneyimleyen şirketleri görüyoruz. Hepsinde var. En büyük bankalardan tutun en küçük KOBİ şirketine kadar bu altyapı değişikliğini benimsemiş durumdalar. Fakat çok bürokratik,
prosesleri ve kontrolü çok sert organizasyonlarda şu cümleyi çok duyuyoruz. Yani bizim insan kaynağına ve proseslerimize uymaz bu. Şimdi bir şekilde endüstrinin gidişatı bu şekilde ve rakipleriniz sizden daha düşük maliyetle servis sağlıyorken bu teknolojiyi özümsemekte biraz geç kalıyorsunuz demektir. İlk başta dediğim gibi bu değişim bir günde olacak, bir ayda olacak bir şey değil, bir süreç, yaşaması gereken bir süreç. Ve burada da en önemli şey, hani Sinem Hanım'ın da dediği gibi, teknoloji liderlerinin içerideki değişim yönetimiyle bu yeni faydaları kurumlarına kazandırmak yönünde çalışmaları. Şu anda teknolojiyle ilgili kimsenin bir tereddütü yok. Herkes bu teknolojilerin genel geçer olduğunu kabul ediyor ama özümsemekle ilgili ben özellikle ülke pazarında biraz sıkıntılar görüyorum. Bunu da dile getirmek istedim. Benim anlatmak istediklerim bu kadar. Umarım sıkmadım. Sorunuz olursa severek yanıtlarım. Aylan Bey, çok teşekkür ederiz değerli sunumunuz için. Soru var. Hızlıca yöneltmek isterim ben size. Handan Aybar sormuş, hipertümleşik mimari uç işlem eğilimini nasıl etkileyecek? Her ölçekte şirket sizce bu hıza ne kadar hazır? Şimdi uç noktalardaki yatırımların biz arttığını görüyoruz ve orada yani uç noktalarda bazı durumlarda çok ciddi kaynak isteniyor. Bazı durumlarda az kaynak isteniyor ama bizim gördüğümüz uç noktalardaki insan kaynağı, destek, erişilebilirlik açısından bir hiper bütünleşik sistemin daha uygun olduğu. Çünkü insanlar kesintisizliğe ve çalışmasına önem veriyorlar. Bunu da geleneksel bir mimariye karşılaştırmayla baktığımızda en rahat yapabilmenin yolu hiper bütünleşik sistemler. Market verisinde de yani segment verisinde de göstermiştim. Uç bilişim noktalarında bu konuda yatırım artıyor. Endüstri de artıyor. Ben de marketin yalancısıyım diyeyim. Süper. Çok teşekkür ederiz değerli bilgiler için. Birazdan panelde yine beraber olacağız. Şimdilik sizi sevgilerimizle uğurluyoruz. Çok merhaba. Teşekkürler. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, bunun yanında ben kısa bir hatırlatma da yapmak isterim. Değer dokümanlarını Handout sekmesinden indirebilirsiniz. Şimdi panele geçiyoruz. Kesintisiz ve esnek altyapı için veri merkezleri başlığındaki kıymetli panelimizi Premier DC Veri Merkezi Yönetim Kurulu Danışmanı sevgili Sade Avalı yöneteceğiz. Kendisini yayına alalım lütfen. Hoş geldin Sade. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkür ederiz. Siz izleyicilerimiz için panel konuklarınız ve tema sponsorumuz Dell ile güzel bir panel planladınız. Bu panelde çok kıymetli konuklarınız var. Destekleyeniniz Dell Teknolojisi, Saygı Hastanesi ve Kadir Has Üniversitesi yöneticilerini ağırlayacaksınız. Paneli başlatmanız için ben sözü uzatmadan size devredeceğim ama yine katılımcılarımıza kısa bir anons geçmek isterim, hatırlatma yapmak isterim. Sorularınız olursa questions bölümünden lütfen yazmaktan çekinmeyin sevgili katılımcılarımız. Ben şimdi ekrandan çekiliyorum, sözü Sadi Bey'e bırakıyorum. Kolaylıklar dilerim. Teşekkür ederim. Değerli katılımcılarımız, katılımınız için çok teşekkür ediyorum öncelikle. İşletmelerde üretimden satışa her alanda işleyişin hızlı bir şekilde dijitalleşmesi ve tüm sektörlerde gözlemlenen dijital iş dönüşümü kesintisiz bilgi teknolojileri operasyonuna olan ihtiyacı da artırıyor. İşletmeler bir yandan uygulamalara ve çok çeşitli türdeki verilere kesintisiz erişimi hedeflerken bir yandan da rekabetçiliklerini ve tekniklerini sürdürebilmek için esnek altyapıları arıyorlar. Bugün kesintisiz ve esnek altyapı için veri merkezlerinden beklentiler nelerdir ve bu konuyla ilgili eğilimler nelerdir? Bunları ele alacağımız panelimizde 3 değerli panelistimiz var. İzninizle kendilerini alfabetik sırayla ekrana çağırıyorum. Saygı Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doktor Semih Emre Ayyıldız. Sesiniz galiba evet, açık değilse. Evet, şimdi oldu. Hoş geldiniz Semih Bey. Herkese merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz katılımınız için, katkılarınız için. Sağ olun, bizler iyiyiz. Kadir Has Üniversitesi Rektör Danışmanı Doçent Doktor Taner Arsan. Merhaba, nasılsınız? Çok teşekkürler. Sağ olun Taner Hocam, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. Davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim.
Evet, Dell Technologies Modern Veri Merkezleri Satış Yöneticisi Aylan Tandoğan sunumunu da izledik. Tekrar merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz tekrar. Bir teknoloji şirketi temsilcisi, bir akademisyen ve bir de sağlık sektöründen temsilci. Bence dengeli bir panelist ekip oldu. Güzel bir panel olacağını tahmin ediyorum. Katılımcılarımız sorularını questions bölümünden iletirken, Tusen Hanım hatırlatmıştı. Soruyu hangi panelistimize yönelttiğimizi istediklerini de belirtirlerse çok memnun oluruz. İlk soruyu Dell Technologies'ten Sayın Aylan Tandoğan'a yönelterek başlayalım. Yorgun konumdan dolayı ama böyle bir akış düşündük. Aylan Bey, Dell Technologies veri merkezleri tarafından çok tercih edilen ürünler ve çözümler sunan bir teknoloji firması. Yönetim kurulu danışmanlığını yaptığım Premier DC veri Adi Bey, ben duyamadım. Sesiniz gitti galiba. Sadi Bey, bizi duyabiliyor musunuz? Biz sizin sesinizi alamıyoruz. Duyamıyoruz Sadi Bey. İsterseniz şöyle yapalım. Sistemden çıkıp tekrar girebilirseniz belki düzelebilir. İnternetinizi kontrol edebilirsiniz. Çok seviniriz. Geliyor mu sesim size? Evet, şu anda geliyor. Tamam, peki. Taylan Bey'in sesini duyuyor muyuz? Buradayım ben, Salih Bey, duyuyorum. Tamam, peki. Ne olduğunu anlamadım. Soru alındı galiba, değil mi? Duyamadım ben son kısmını Salih Bey. Tamam, şöyle. Veri merkezleri tarafından çok tercih edilen ürünler ve çözümler sunan bir teknoloji firması olduğunu söylemiştim Dell'in. Yönetim kurulu danışmanlığını yaptığım Premier DC Veri Merkezi'nin de tercih ettiği markalardan birisidir. Dijitalleşmenin gittikçe hızlandığı günümüzde Dell teknolojisi olarak ürünlerinizin son kullanıcıya ulaşmasında veri merkezlerinin ve bulut hizmetleri sağlayıcılarının artan bir ağırlığı olduğunu gözlemliyor musunuz? Bunun işletmeler açısından sebepleri sizce nelerdir? Tabii. Şimdi şöyle, biz birincil olarak müşterilerimizle zaten direkt komünikasyon halindeyiz. Burada bahsettiğiniz hyperscaler'lar hariç servis sağlayıcıların da belli bir kısmı bizim müşterimiz. Şimdi bir müşteri ihtiyacının karşılanmasında eğer dış kaynak kullanıyorsa bundan her zaman haberimiz olmuyor. Yani o ayrı bir koldan giden bir proje oluyor ama ben şunu söyleyebilirim. Lokal servis sağlayıcılardaki projelerimizde ciddi bir artış var. Yani onların altyapı yatırımlarında ciddi bir artış var. Ve benim gördüğüm Türkiye'de bu servis sağlayıcılar şeylerini çok iyi forecast ediyorlar, öngörüyorlar yatırımlarını muhtemel projelerine göre. Ve evet, burada ciddi bir artış görüyoruz. Diğer bir konu, hibrit bilişim, hibrit cloud yapabilmek için hyperscaler'larla görüştüğümüz projeler var.
Yani bu yıllara kadar pek alışık olmadığımız bir şeydi ama bir takım üreticilerle zaten public cloud'da çalışan uygulamaları müşterilerin talebi üzerine hibrit çalıştırabilmek adına yatırımlar yapıldığını görüyoruz. Hani bu güzel bir şey. Ülkenin public cloud altyapısını özümsediğine dair bir gösterge. Sebepler nedir diye baktığımızda lokal servis sağlayıcı tarafında benim gördüğüm bir hani idame ettirme, operasyonel yük, bunun maliyetinin bir nakit akışı içinde düzenlenmesi. En temel sebeplerden biri bu. Çünkü baktığınızda teknoloji içinde daha çok kazanmadığınız paraya önce yatırım yapıyorsunuz. Ve bu ikisi arasındaki fark ciddi anlamda süre barındırıyor. Ve hani ülkedeki bu kur dengesi yüzünden de çoğu şirket önünü göremediği için bunu biraz servis olarak tüketme yoluna gidiyorlar. Sonuçta bu onlar için daha karlıysa, önce parayı kazanıp sonra ödüyorlarsa, evet mantıklı. Bu konuda bir artış görüyoruz. Public cloud tarafında da benim gördüğüm kadarıyla yeni nesil cloud native uygulamaların, yani Docker, Kubernetes temelli uygulamaların gerektiği zaman hem kurumun ortamında, gerektiği zaman dışarıda çalışabilmesi ve public cloud'daki yazılım, yani software as a service servislerinin pek eşleniğinin bulunmamasından dolayı kurumlar bu metodu tercih ediyorlar. Her ikisi de consumption based olduğu için esasında ticari olarak bakıldığında müşteri buradan fayda alıyor ve evet, her iki tarafta da bir artış görüyoruz. Ama bu toplam business'ımız içinde çok ciddi, böyle %40'lar 50'ler midir derseniz, hayır, bu seviyede değil. Ama bir önceki seneye göre artış olduğunu söyleyebilirim. Evet, veri merkezlerinden yararlanmaya başladıkça şirketler bunun artacağını tahmin ediyorum. Bu da sizin de söylediğiniz gibi aylık ödemeler, hatta kullandığın kadar öde gibi esnek, daha rekabetçi modelleri getiriyor. Bir de hızlı ölçeklenebildiği için tabii inovasyonun önünü de açmış oluyor gerçekten. Yani şirketin aklına bir şey geldiği zaman, herhangi bir bölümün, bunu çok hızlı gerçekleştirmesi mümkün oluyor bu bulut ortamlarında, değil mi? Ben bir nokta ekleyeyim burada. Evet, bu artık kaçınılmaz. Biz Dell Teknoloji olarak consumption based ve müşteri ortamında konumlandırılabilecek altyapı çözümlerine başladık. Şu an Türkiye'de ve Avrupa bölgesinde bu yok ama Amerika'da buna Apex adı veriliyor. Siz gün birden yapmak istediğiniz yatırımı belirliyorsunuz. Bunu sizin ortamınıza getiriyor şirket ve bunu tüketim bazlı olarak şey yapıyor, faturalandırıyor. Baktığınız zaman bu hyperscaler'ların hibrit çözümleri de böyle, hep tüketim bazlı. Ama artık o bildiğimiz geleneksel yapılar da tüketim bazlıya geçecek. Yani bir iki sene içinde bunu görüyor olacağız. Müşteriler bunu bizden bekliyor, biz de sizden bekliyoruz diyebiliriz. İnşallah. Yani. Hep beraber inşallah diyeyim ben de. Taner Hocam, ikinci sorumuz size, izin verirseniz. İşletmelerin başarısı artık dijital teknolojilerin etkili kullanılmasıyla orantılı hale geldi. Gittikçe artan oranda süreçlerin dijital ortama taşınması da işletmelerin iş sürekliliği açısından kesintisiz altyapılara olan ihtiyacını artırdı. Şirketlerin yeni ortaya çıkan ihtiyaçlara hızlı cevap verebilmeleri ve maliyetlerini işlerinin büyümesine paralel olarak yönetebilmeleri için de esnek yapılara ihtiyaç belirdi. Dijital dönüşüm altyapıdan başlar desek katılır mısınız ve bu ne anlama geliyor? Sizce ülkemizde bu ihtiyaca cevap verebilecek altyapılar mevcut mu? Bu konuda neler yapılması gerekiyor? Uzun bir soru oldu ama size güveniyoruz. Evet, ama güzel bir soru oldu. Çok teşekkür ederim. Hakikaten benim de cevabım biraz bunu sürece yayarak olacak. İsterseniz önce dijital dönüşümden başlayalım. Yani dijital dönüşüm dediğimiz şey aslında iş süreçlerinin ve bilgilerinin elektronik ortama taşınması. Tabii bunun için iki tane temel kriterimiz var. Biri yapılan işlerin maliyet ve zaman tasarrufu sağlaması. İkincisi de gerçek anlamda bilgi teknolojilerinin yoğun kullanımını gerektiriyor. Tabii burada bilgi teknolojilerinin yoğun kullanım dediğimiz anda bunun içerisinde server storage dediğimiz, yani sunucu depolama ve sanallaştırma sistemleri. Tabii bu yapıyı taşıyabilecek iyi bir bilgisayar altyapısı, kesintisiz internet erişimi, kesintisiz elektrik altyapısı. Bu sadece kesintisiz güç kaynakları değil, aynı zamanda jenerasyon
jeneratörle, çok jeneratörlerle desteklenen çok başarılı bir elektriksel destek altyapısını beraberinde getiriyor ve en önemlisi kesintisiz iklimlendirmenin sağlanması. Bu HVAC adını verdiğimiz Heating Ventilation ve Air Conditioning sistemlerinin gene kesintisiz olarak bu sistemleri desteklemesi. Bir de bunun yanına güvenliği kattığımız zaman, ki burada da hem fiziksel güvenliği hem de gerçek anlamda bizim ağ güvenliğini işin içerisinde barındıracak şekilde dikkate almamız gerekiyor. Ben şimdi açıkçası 2002 senesiyle 2021 senesi arasında Cibali kampüsümüzdeki bu süreci sizinle paylaşmak istiyorum. Yani nereden nereye geldiğimizi göstermek amacıyla ve bu yapım içerisinde de veri merkezlerinin, kendi veri merkezimizin ve ihtiyaç duyduğumuz bulut hizmetlerinin ne noktaya geldiğini kısaca değerlendirmek. Şimdi açıkçası ben ilk olarak bizim elektronik mühendisi ve bilgisayar mühendisinin çok sevdiği bir yasa vardır. Biz buna Moore yasası deriz. Sadi Bey çok iyi bilirsiniz siz bunu. Bu Gordon Moore 19 Nisan 1965'te yayınlanan Electronics Magazine dergisinde yayınlanmıştır. Mikro işlemcilerin içerisindeki transistör sayısı her 18 ayda bir iki katına çıkar. Bu şu demektir, her 18 ayda bir bizim cihazlarımız aslında ciddi şekilde hızlanır. Şimdi bunu veriye uyguladığımız zaman da aynı şeyle karşılaşıyoruz. Bunu aklımızda tutmak için özellikle ifade etmek istiyorum. Bunu veri içinde kullanıyoruz. Yani bizim şu anda kullandığımız veri her 18 ayda iki katına çıkıyor. Yani katlanarak artıyor. Bu çok ciddi bir yaklaşım. Şimdi birazdan vereceğim örneklerde de bunu net bir şekilde göreceksiniz. Biz 2002 senesinde Cibali Kampüsü'nün altyapısında, burası eski Cibali tütün fabrikasıydı, ciddi bir üniversite dönüşüm aşamasında önce bir bilgisayar altyapısı oluşturmamız, bilgisayar ağı oluşturmamız gerekti. Bununla ilgili tabii o dönemde kategori 5, kategori 5'e kablolama var. Kablosuz ağlar inanılmaz pahalıya çıkıyor. Normal yatırımın 2,5 katı çıkıyor. Şimdi ilginç tarafı laptoplarda hala portlara sadece Ethernet portu ekleyebiliyorsunuz. Kablosuz port yok o dönemde, 2002 döneminde. Tabii bu durumda ne yapacaksınız? Mümkün olduğu kadar uç fazlası çekeceksiniz. Yaklaşık 200 makineyle bir planlama yaptık. Ama 650 tane ucu binaların her tarafına yaydık. Bu altyapıyı oluştururken de genişleme imkanlarını da göz önünde bulunduracak şekilde ifade ettik. Yani yeni bina, alternatif yeni binalar, alternatif yeni kullanıcılar. Dolayısıyla o dönemde işte 4 tane de serverla işe başladık. Web serverımız, mail serverımız, arkasından proxy DHCP ve DNS çalıştırdığımız serverlarımız, bir de file serverımız ve öğrenci bilgi yönetim sisteminin bulunduğu serverlarla işe başladık. Backbone'umuz 1 gigabit per second'la oluşturduk. Fast Ethernet kullandık ki o dönemde Ethernet'ten Fast Ethernet'e yeni geçiş yapılıyordu. Biz altyapımızı bu şekilde belirledik. İnternet erişimimizi 2 megabit per second olarak belirledik. Şimdi evlerden kullandığımız 35 megabitleri, 50 megabitleri düşündüğümüz zaman 2 megabit per second'ın bir üniversite erişim açısından baktığınız zaman hakikaten nereden nereye geldiğimizi zannedersem biraz daha gözler önüne seriyor. Şimdi 2006 senesine geldiğimiz zaman ciddi anlamda kablosuz erişim söz konusu olur hale geldi. Burada da tabii hemen access pointleri sistem üzerine yerleştirdik. Bu oluşturmuş olduğumuz 650 tane uç bize çok yol gösterici oldu. İşimizi çok kolaylaştırdı. Dolayısıyla bunların her birine access pointleri ekledik. Sonra access point sayımız 2 sene içerisinde 100'e çıkınca bunların kontrollerlerini oluşturmak zorunda kaldık. Öyle bir mekanizma haline geldi ki hem Bahçe Devler Kampüsü hem Selim Paşa Kampüsü Cibali'den yönetilir ve tek bir tuşla hepsinin konfigürasyonu güncellerin hale geldi. 2007 senesinden sonra farklı bir aşamaya geçildi. Her öğrenciye bir laptop verilmeye başladı. 2014 senesine kadar bu işler yürüdü ve 2015 senesine geldiğimizde aktif kullanıcı sayımız 4000'di. Yani bu inanılmaz bir sayı. Geldiğimiz noktaya bakacak olursak. Tabii bu yapı içerisinde 2008'de bir network upgrade yapmak zorunda kaldık. 1 gigabit per second'lık altyapıyı 10G'ye çektik, 10 gigabit'e çektik. Layer 3 switch'imizi güncelledik. 100 tane access point'in kontrollerini gerçekleştirdik. İnternet erişimimiz 2 megabit'ten 20 megabit'e çıktı bu dönemde. Ve 2011 senesinin üniversite seçme sonuçları açıklandığında serverlarımız 1 milyon hit aldı. İşin ilginç tarafı 1 milyon hit o dönemde fiziksel serverlar için ciddi bir sorun demek. Bunun üstesinden geldik ama gelecek için de yeni planlamalar yapmamız gerektiğini anladık ve bu noktada da artık sanallaştırılmış bir yapıya geçmemizin son derece önemli olduğunu vurguladık. Bu bir anlamda bizim cloud'a geçişimizi planlamış oldu. Bu noktada 2011 senesinde 4 olan sonuç
sunucu sayımız 17'ye çıkmıştı. Ve dolayısıyla önce bir server konsolidasyonu yaptık. Daha sonra bunları 3 tane fiziksel sunucuya, 2 tane de gene fiziksel üzerinde sanal sunucular çalışan hale getirdik. Dolayısıyla bu yapıya bakacak olursak yeni altyapımızı tamamen EMC bir VNX yapısı üzerinde kurguladık. Ve bu yapıda yaklaşık 7,5 terabaytlık bir storage ünitesiyle yola çıktık. 8 portlu 8 gigabitlik erişimlerimizle bunları sağladık. VMware yazılımını kullandık. Citrix ile NetScaler işlerini yerine getirdik. Ve bu sistem anlık 4 milyon hitin hitle baş edebilir hale geldi. Yani bir anlamda üniversite olarak bu altyapı gelişimini sağlamamız gerekiyor. Çünkü dönüşüm bunu gerektiriyor. Yani gerçek anlamda bunun yapılmasını gerekiyor. Tabii hala bu dönemde daha gerçek anlamda dışarıdan hizmet alınması, veri merkezlerinden hizmet alınması konusu henüz daha tam olarak da yerleşmiş değil. Zaten yeni planlamaya, yeni oluşturmaya başlanmış bir mekanizma olarak karşımıza çıkıyordu. Kablolama altyapımızı 2016'da 15 yıllık yapımızda olduktan sonra kategori 6'ya çektik ve en sonunda bugün geldiğimiz noktada 2 megabit per second'lık olan bant genişliğimiz şu anda 2 gigabit per second'a çıktı. Bunu Moore kanununa vurduğumuz zaman süre olarak da rakam olarak da tam olarak sağladığımızı görüyoruz. Yani gerçek anlamda içerideki veri tam olarak bunu sağlıyor. 7,5 terabaytlık storage'ımız da gene Moore kuralını geçerli sağlıyor. 120 terabaytlık şu anda altyapı kullanımımız var. Altyapımız sanallaştırma sistemimizde Unity 400'e geçtik. Bunu da güncellememiz gerekli. Dikkat ettiyseniz bu süreç devamlı olarak üniversite altyapısını yatırım, destekleme ve geliştirme üzerine kurulu hale geldi. Ama artık yeni hedefler belirlememiz lazım. Taylan Bey'in burada çizmiş olduğu vizyon bizim de bakış açımızı bir anlamda destekliyor. Biz de hyperconversion tarafına geçiş yapacağız. Çok kısa bir zaman içerisinde bir node farm planlamamız var. Ve bununla birlikte de bir anlamda acaba neleri biz servis olarak alabiliriz? Biliyorsunuz veri merkezlerinde en büyük sağladığı nitelikler bunlar. Siz isterseniz yazılımı, software'e hizmet olarak alabiliyorsunuz. İsterseniz infrastructure hizmet olarak alabiliyorsunuz. Ya da isterseniz bu şeyle ilgili farklı niteliklerde farklı yapılar alabilirsiniz. Bizim noktada geçmiş olduğumuz yapı itibariyle internet hizmetlerini özellikle software as a service olarak Office 365'i, Microsoft 365'i değerlendirdik ve daha sonra da araştırma laboratuvarları tarafında da Microsoft Azure Lab geçişini tamamladık. Ve en önemlisi gene veri hizmetleri açısından bakacak olursak Disaster Recovery tarafında İzmir'de internet servis sağlayıcımızın veri merkezi üzerinden replikasyon çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Dolayısıyla bu yapı aslında bizim pandemi sürecinde de çok büyük kurtarıcımız oldu. Ben biraz daha bunu açıklamak istiyorum. Biraz daha süremden kullanmak istiyorum. Bir sonraki soruda belki oradan tasarruf ederim. Dolayısıyla çok teşekkürler. Şimdi 11 Mart'ta ilk Türkiye'de hasta duyurulduğu anda Kadir Has Üniversitesi olarak biz ilk olarak yaptığımız iş bir bahar tatilimiz vardı. Bu tatili öne çektik. Ve 23 Mart 2020'de geliştirmiş olduğumuz bu altyapı, devamlı desteklediğimiz, güvendiğimiz altyapı sayesinde 12 günlük bir süre zarfı içerisinde biz tamamen online derslere geçtik. Tamamen sistem üzerinden aktif hale gelen, dolayısıyla öğrencilerimize video erişimleri, video destekleri ve doğrudan doğruya ders işleyebilir ve kesintisiz derslere başlama imkanına eriştik. Dolayısıyla hala da bunları geliştirerek sürdürüyoruz. Dolayısıyla bu altyapı olmasaydı, 2002 senesinden 2021 senesine kadar süren bu gelişim olmasaydı, belki de pandemi sürecinde ciddi altyapı problemleri yaşardı. Belki Türkiye'deki internet altyapısı her ne kadar eleştirsek de bu noktaya gelmemiş olsaydı belki bu parayı da gerçekleştiremeyecektik gerçek anlamda. Ama bunların hepsi gerçek anlamda veri merkezlerine olan yatırımların doğru yatırımlar olduğunu da bir anlamda gösteriyor. Dolayısıyla 2020 senesinde 188 milyar dolarlık bir yatırım yapılmış ve 2021'de bu 200 milyar dolara çıkartılacak. Demek ki doğru şeyler yapılıyor ve şirketler de doğru aşamalarda doğru yönlendirmeler yapılıyor. Dolayısıyla ben kısaca pandemi dijital dönüşümü hızlandırdı diyebiliyorum. Bu noktada benim aldığım kaynaklara göre 127 ülkede toplam 4728 tane colocation yani sunucu barındırma hizmeti veren veri merkezi var. Türkiye'de 69-63 tane var. Bunların 36 tanesi İstanbul'da, geri tanesi Ankara'da, İzmir'de 6 tane var ama iki önemli karar var. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı prensibi. Dolayısıyla sosyal ağ sağlayıcıların Türkiye'de veri merkezleri yaptırımı yükümlülüğü. İkincisi de özellikle özel
yönlendirici teşvik programı olarak cazibe merkezleri programı 27 ile gerçek anlamda veri merkezleri ve enerji desteği verilmiş sağlanmış durumda. Bu Türkiye'deki veri merkezlerine olan ihtiyacı biraz daha arttıracağını düşünüyorum. Son bir örnek vereceğim. %99'luk bir internet erişimi iyi bir internet erişimi midir? Ya da %99'luk bir veri merkezi hizmeti iyi bir veri merkezi hizmeti midir? Bu yaklaşık olarak 3 gün 15 saate karşılık gelir. 1 yılda 3 gün 15 saat kesinti yapılacak demektir. Diyelim ki o gün bugüne denk geldi. Bugün size internet sağlayamayacağız. Bugün size veri hizmeti veremeyeceğiz. Yarın da veremeyeceğiz. Öbür gün de veremeyeceğiz. Bırakın 3 günlük bir kesintinin ard arda gelmesini. Yarım saatlik, 1 saatlik kesintiler bile gerçek anlamda işi etkileyen kesintiler. Dolayısıyla buradaki değerli katılımcılar da çok iyi bilecektir. Türkiye'deki veri merkezlerinin en büyük avantajı işte Tier 3 adını verdiğimiz %99.982 başarımla, yani toplamda 1.6 saatlik uptime süresi, senelik kesinti süreleriyle bu bağlantının çok daha başarılı yerlere gideceğini düşünüyorum. Burada önemli olan kullandığın kadar öde mantığıyla şirketlerin de bu mantığa bir an önce adapte olabilmesi ve bunun sürekliliğinin sağlanabilmesi diyeyim. Şimdilik burada keseyim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. %99'a tahammülü kalmayacağını tahmin ediyorum işletmelerin, ben de gerçekten. %100 gerçekten çok gerekli gibi gözüküyor. Ancak İstanbul dışında veri merkezleri çok fazla değil ve disaster recovery, felaket kurtarma yönetimi açısından çok fazla alternatif yok İstanbul dışına çıktığınızda. Ama bunun da zaman içerisinde çözüleceğini tahmin ediyorum. Bu arada biz size komşuyuz, çok yakın. Eyüp'te bizim de yerimiz, daha doğrusu Haliç Köprüsü'nün çıkışında. Mutlaka sizi ziyarete bekleyeceğiz. Çok teşekkürler. Siz bizi ziyaret edin diyelim. Planlıyorum. Semih Bey'e geçiyorum. Üçüncü sorumuz Semih Bey'in ilk sorusu. Semih Bey, sağlık sektöründe hem hastanelerin genel işleyişi hem de hastalarla iletişim ve de uzaktan teşhis, tedavi, takip gibi konularda dijitalleşme ve dijital ortamlara bağımlılık hızla artıyor. Sağlık sektöründe bilgi teknolojileri altyapılarında kesintisizlik ve esneklik nasıl bir önem arz ediyor? Sağlık sektörü tarafından talep edilen altyapılara ülkemizde ulaşmak mümkün oluyor mu? Herkese tekrar merhaba. Saygı Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Semih Emre Ayyıldız. Ben sesim geliyor değil mi? Geliyor. Tamam. Şimdi Taner Hocam dinlerken ya acaba bizi mi tarif ediyor dedim ilk başta. Sonra dikkat ettiğimde aslında hepimiz aynı yollardan geçmişiz. Aynı maceraları yaşamışız. Biz de Saygı Hastanesi olarak ele aldığımızda 1996 yılından beri hizmet vermekteyiz. Yani çeyrek asır oldu neredeyse. O zamanlarda hastanede sadece 3 tane bilgisayar vardı ama bugün baktığımızda 200'ün üzerinde kullanıcıyla hizmet veriyoruz. Yılda yaklaşık 250 bin, 270 bin polikliniğimiz oluyor. Binlerce, on binlerce ameliyatımız, binlerce doğumumuz söz konusu oluyor. Küçük müdahaleler, cerrahi müdahaleler. Bütün bunların tek merkezinde bir HBS sistemi kurguladık biz de. Bu HBS sistemini tabii nasıl destekleyeceksiniz? Yani hasta daha hastaneye gelmeden önce randevusunu alacak. Buraya geldiğinde kim olduğunu onu tanımlayabilmemiz için bir avuç içi sistemimiz söz konusu. Bizim özel hastanelerin mecbur kaldığı avuç içini okutacak. Bu avuç içi sistemi TC kimlik numarasıyla eşleşip eşleşmediğini sorgulamak amacıyla hem nüfus idaresi müdürlüğüne hem sosyal güvenlik kurumunun Ankara'daki merkezine gidecek. Oradan bir cevap gelecek. Akabinde HBSS'e sistemde açılış yaptıktan sonra bir taraftan SGK'da bu kişinin sosyal güvenliği var mı? Şu anda sigortası ödeniyor mu? Ya da emekli sandığı ya da Bağkur'u geçerli mi? Yeşil kartlı mı diye bir seçenekleri biz denetleyeceğiz. Ve bunları o anda doğrulamamız gerekiyor. Bunların hepsi tabii saniyeler içerisinde olması gerekiyor. Bunu yaparken iç tarafta doktorun önüne düşen hastanın geçmiş bilgilerinin olması gerekiyor. Bu bilgilere ulaşılabilir olması gerekiyor hızlı bir şekilde. Akabinde doktor hastadan bir tahlil istiyor, bir radyolojik tetkik istiyor. Bunlar ilgili birimlere düşmesi gerekiyor. Onlar hastayı bekletmeden hastanın bilgilerinin otomatik olarak önüne gelmesiyle hangi işlemin doğru şekilde yapılmasına dair orada o işlemi yapmaları gerekiyor. Yani bir sağ omuz MR'ı veya sağ kol röntgeninin çekilmesi tam olarak
teknisyenin de önüne o şekilde düşmesi gerekiyor. Günün sonunda bütün sonuçlar ve teşhislerle beraber hasta buradan uğurlanırken de düzgün bir şekilde reçetelendirilmesi, tedavi tavsiyelerinin yapılması ve bunun da eczanenin önüne düşmesi. Bir taraftan Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemine düşmesi, bir taraftan eğer bir gebelik durumu söz konusuysa gebelik sistemi yani gebelize düşmesi gerekiyor. Yani aynı zamanda eş zamanlı olarak yüzlerce parametrenin bir arada olduğu bir yapı. Bunu biz nasıl yaptık? Biz bunu nasıl kurguladık? Aynı Taner Hocam gibi birçok ethernet ucu ile neredeyse IP televizyon kuracak kadar hasta odalarına kadar gittik. Şu anda bu sabah ben bütün dataları çekmek istedim bilgi işlemdeki arkadaşlardan. 25 kilometre ethernet kablosu 12 bin metrekarelik bir alan içerisinde. 25 kilometre bir ethernet kablosu. Bunun içinde IP kameralara kadar giden şeylerimiz söz konusu. Beraberinde 200'ün üzerinde kullanıcı, 150 tane IP kameramız var ve günlük veri akışımız şu anda 2,5 terabayt bir veri akışı söz konusu kurum içerisinde. Biz bu 2,5 terabaytı toplam 160 terabaytlık bir alana depoluyoruz. Ancak Sağlık Bakanlığı bize şunu söylüyor. Bulunduğunuz kurumun içerisinde olması lazım bu bilgilerin diyor. Başka dışarıya kesinlikle bilgi vermemiz gerekiyor. Aynı bu kişisel verilerin koruması kanununda nasıl ülke içerisinde olması gerekiyorsa bu datanın da kurum içerisinde saklanmasını istiyor ve bunun bir yedeğinin de başka bir yerde günlük olarak, saatlik olarak kopyalanması gerekiyor. Bu yapıyı da biz burada o 160 terabaytlık depolama birimiyle net 50 terabayt kullanılacak şekilde kurgulamış olduk. Bütün bunlarla beraber biz bunları ne yapıyoruz? O zaman emniyet teşkilatına o akşam yatan kimler var bu hastanede? Bir çeşit otelcilik hizmeti sunuyorsunuz çünkü. Aynı zamanda Adalet Bakanlığı'na gönderiyorsunuz. Aynı zamanda e-nabız sistemine Sağlık Bakanlığı gönderiyorsunuz. Aynı zamanda Sosyal Sigortalar Kurumu'na, Sosyal Güvenlik Kurumu'na gönderiyorsunuz. Bunları gönderebilmenin yollarından bir tanesi internet. Ve en sağlıklı olanı ve internet üzerinde de kesintisizliği sağlamak amacıyla biz aynı şekilde disaster recovery'nin bir öncesinde biz bu disaster anında bir felaket anında ne yapabiliriz kurgulamak adına da radyo link sistemini kurguladık. Yani bir afet durumunda yani şeydeki yerin altındaki kablo kopabilir, evet. Biz peki bu iletişimi nasıl sürdüreceğiz? O yüzden radyo link sistemini kurguladık. Bunu birincil öncelik yapmıştık. Ancak bozuk havalarda iletişim sıkıntısından dolayı şu anda radyo linki tekrar yedeğe aldık. 50 megabitlik metro ethernet simetrik, 20 megabitlik radyo link. Ola ki bunlarda da sıkıntı olursa en antika yöntemle işte ADSL'e devam edelim. Yani bu şekilde üçlü bir yedek sistemi. Aynı şekilde yine Taner Hocam gibi çok atıfta bulundum, kusura bakmayın Taner Hocam. 3 tane jeneratörümüz söz konusu. 750 kVA, yine 350 kVA ve 110 kVA'lık 3 jeneratör. Bunları destekleyen içeride UPS sistemleri var. MR çekilirken jeneratörün geri gelmesini bekleyecek bir durumumuz yok. Ya da yoğun bakımlardaki hastaların entübasyon sürecinde makine onlara hava basarken jeneratörün o 15-20 saniyelik devreye girmesine yine tahammülümüz söz konusu değil. Aynı zamanda bu yoğun bakım cihazları ve laboratuvar cihazlarının HBS ile kesintisiz olarak iletişime devam ettirmesi açısından da bu jeneratör ve UPS sistemlerini de kurgulamış bulunmaktayız. Bütün bunların yanında bu akışın güvenli bir şekilde olmasını sağlamakla mükellefiz haklı olarak. O yüzden güvenlik duvarı çözümümüz var, bir firewall'umuz, bir NAC çözümümüz var ve aynı zamanda son kullanıcılarda, cihazlarda antivirüs programlarımız ve tarama sistemlerimiz var. Storage'larımızı şifreli bir şekilde depoluyoruz ve bu hizmetin en kesintisiz, en uygun şekilde bütün paydaşlarla eş zamanlı olarak paylaşılacak şekilde sürdürülmesini sağlamaya çalışıyoruz. Sağlık sistemimizin geldiği konu şu anda bu durumda. Başka ilave edeceğim bir şey yok herhalde. Evet, başım döndü gerçekten. Hem Taner Hocam'ın anlattıkları hem de sizin anlattıklarınız gerçekten çok önemli noktalar. Çok teşekkür ediyorum. Taylan Bey'e geçiyorum. İkinci sorumuz için kendisine. İşletmelerin kesintisizlik ve esneklik taleplerine cevap verebilmek için
Veri merkezlerinin sizden beklentileri nelerdir? Veri merkezleri olarak Dell'den beklentiler nelerdir? Dell teknolojisi olarak bu ihtiyaçlara ne şekilde cevap veriyorsunuz? Önümüzdeki dönemler için eğilimler ve dilim planları nelerdir? Biraz konuştuk ama biraz daha açmanızı isteyelim bu bölümde. Ben önce Emre Bey'e kolaylıklar diliyorum. Hakikaten işiniz zormuş. Yani biz burada zor demeyelim. Ama insan hayatı. Hani, işin kesinlikle doğası. Öyle. Emin ellerdeyiz. Ona şey oldu. Şimdi ben sorunuz kesintisizlik ve esnekliği iki ayrı konu olarak ben yorumlarımı ileteyim. Şimdi Taner Bey'in söylediği gibi %99 kesinti artık kabul edilebilir bir şey değil. Yani biz altyapı sürekliliğine baktığımız zaman virgülden sonra 3.9 mu 4.9 mu bunu konuşuyoruz. Yani ki 4.9'dan bile mutsuz olan müşteri var. Çünkü kesintinin artık tanımı önemli. Bir hizmet alamamak kesinti olarak kabul yani kesintidir ama daha üst düzeyde kurumlar şunu raporluyorlar. Yani ben bir iş yükü üretiyordum müşterilerime. Ve bir şekilde altyapımdaki problemden dolayı karşılayabildiğim iş yükü %20 düştü. Yani 100 bin işlem yapamıyorum, 80 bin işlem yapıyorum. Bu bir kesinti olarak raporlanıyor. Bu hani finansta da böyle ve bununla ilgili audit başlıyor. Dolayısıyla artık IT ekiplerinden beklenen hizmet seviyesi gerçekten çok üst düzeyde. Şimdi biz Dell EMC olarak hani burada ne yapıyoruz? Şimdi birincisi maddenin doğası gereği üretim kalitesi. Hani kul yapısı sonuçta bunlar. Ürünlerin olabildiğince ayakta kalması için mimari düzeyden önce bileşen bazında fabrikalarda çok ciddi kontroller yapılıyor. Ve ürünle ilgili başarım müşterilere gönderilen anketlerle ölçülüyor. Buradan alınan geri bildirimlerde örnek veriyorum bir A kartı çok bozuluyorsa bunun problemi ayrı şekilde inceleniyor ve çözüme ulaştırılmaya çalışılıyor. Bunun ötesinde mimari olarak ürünlerde kesintisizliği sağlamaya çalışıyoruz. İşte ürünlerin aktif yedekliliği vesaire bunları tolere etmeye çalışıyoruz. Fakat buradaki baremi şöyle anlatayım ben. Eskiden müşterilerle bir çözümün performans testi yapılırdı. Biz son bir aydır birkaç müşteriyle kesinti testleri yapıyoruz. Yani Dell'in dünya üzerinde yanlış hatırlamıyorum 12 tane ayrı müşteri merkezi var. Burada demo ürünler var. Ve biz orada failure senaryolarını test ediyoruz. Yani bizden bir veri depolama ürünü aldığında atıyorum diski bozuldu, kontrol ünitesi bozuldu. Performans altında çalışırken bu nasıl etkileniyor? Artık standart performansa bakmıyor Türk müşterisi. Türk müşterisi bu arada çok talepkar. Yani dünyada bilmiyorum başka örneği var mıdır ama biz çok ağır şeylerden, testlerden geçiyoruz. Ve müşterilerimize bir şekilde sunduğumuz ürünün, katalog bilgisinin gerçek olduğunu taahhüt ediyoruz. Şimdi kesintisizlik, yani bu ürünle ilgili kısmı. Şimdi bir de işin proaktif kısmı var. Genellikle kurumsal düzeydeki ürünlerde böyle bir bileşen ya da bir sistem tak diye çok nadir bozuluyor. Önceden bir takım semptomları alıyorsunuz. Bunun için de bizim sattığımız bütün ürünler Dell'in global hizmet merkezine bağlı. Bütün sistemler burada telemetri verileri toplanıyor ve bazı durumlarda, çoğu durumda sizin haberiniz olmadan sistem zaten çağrısını açmış oluyor. Fakat bozulmaya ilişkin emareleri de biz önceden görüyoruz. Dolayısıyla bu işte hani machine learning, artificial intelligence ya nerede kullanılıyor hep bunlar marketing kelimeleri de değildir. Bu arkada çalışan sistemler telemetri verilerine göre bir sizin büyümenizi ve performansınızı forecast ediyor. İki bozulma zamanlarınızı predict ediyor. Dolayısıyla Dell EMC'den bir ürün aldığınızda bu sisteme bağlı bir kurguda destek mühendisi devreye girdiği zaman zaten ne olduğunu, neden olduğunu %90 ihtimalle biliyor ve buna göre daha hızlı aksiyon alınıyor. Evet belki bir miktar performans düşüşünü engelleyemiyoruz ama müşterimizin kaldığı yere çok hızlı dönebilmesi için bu şekilde arkada proaktif mekanizmalar var. Ve hani işin güzel tarafı bu sistemler artık sadece bir sistemi değil, genel olarak bir kurumun altyapısındaki health score'u, sağlık skorunu veriyorlar. Ve siz hani herhangi bir cihazdan, mobil cihazınızdan, tabletinizden sistemin durumu nedir? Neler servis seviyesine uymuyor? Bunu raporlayabiliyorsunuz.
Bu tabii hani Dell portföyü çok geniş. Her ürün belli aralıklarla bu sisteme dahil oluyor. Ben portföydeki ürünlerin %90'ı bu sisteme dahil diyebilirim. Bu hani ücretsiz olarak sağladığımız bir yapı. Şimdi ola ki bunlar oldu. Hani bunun yanında kesintiyi getiren başka etmenler de var. Siber saldırılar, veri güvenliği, içeriden birinin veriyi manipüle etmesi gibi. Hani burada onu da ileteyim. Bizim CRS adını verdiğimiz dijital kasa şeklinde tanımladığımız bir çözümümüz var. Hani geçenlerde gene oldu büyük bir internet şirketinde hani kişisel verilerin ele geçirilmesi. Daha önce de yaşamıştık bunu. Şimdi bu tip ataklar bir iki günde olmuyor. Çok uzun süreli izleniyorsunuz. Neyi nasıl yaptığınız belirleniyor. Yani bir atağa maruz kaldığınızda hani bizdeki veri şunu gösteriyor. 60 gün önce zaten infekte olmuşsunuz. Hani bu izleniyor. Dolayısıyla bu süredeki veriyi geri kurtarabilmek adına operasyonunuza devam edebilmeniz adına dijital bir kasa çözümümüz var. Buna CRS adı veriyoruz. İlgisini çeken varsa bunu hani konuşabiliriz. Dolayısıyla hani bileşenden başlayıp üst düzeyde sürece kadar giden bir sorun silsilesini adreslemeye çalışıyoruz. Kesintisizlikle ilgili yapımız budur. Esneklikle ilgili, şimdi esneklik çok esnek bir kelime, kendi kendini tarif eden bir kelime. Ama şunu söyleyebilirim, artık özel üretilmiş donanımlarla esnekliği sağlamak çok zor. O yüzden de yazılım entegrasyonuyla esnekliği sağlamak geleceğin gittiği yer. Burada da ne kadar başarılı elektronik çip ürettiğiniz değil, yazılımlarla ne kadar iyi entegre olduğunuz, ne kadar Ar-Ge yaptığınız ve yazılım tabanlı bir sistemin ne kadar düzgün oluşturabildiğiniz önemli. Ben sunumda da bahsetmiştim. En azından hiperbütünleşik sistemler için hani 3 ürünümüz var. Bunun yanında klasik sistemler için de birçok ürünümüz var. Bunların hepsi endüstri standardı REST API, diğer uygulamalarla konuşabilme yeteneğine sahip ve esnek olabilmek adına komutları insandan değil uygulamalardan alan bir yapıya doğru gidiyoruz. Son bir not, hani bütün bunlarda esneklik işi değiştirecek hani nedir derseniz, biz sonuçta client sistemler de üretiyoruz. Bana sorarsanız geleceğe dönük olarak esnekliğin en nasıl diyeyim anahtar teknolojisi katlanabilir ekran teknolojisidir. Yani uzaktan çalışmaya bu kadar şey olduğumuz bir yerde, adapte olduğumuz bir yerde insanların mobilitesini sağlamak adına ben bir sonraki ciddi adımın esneklikte katlanabilir cihazlardan geleceğini düşünüyorum. Umarım data center'dan başlayıp uca kadar giden yerde cevaplayabilmişimdir sorunuzu. Evet, çok güzel terimler, kavramlar yakaladım aslında burada. Öngörücü bakım, predictive maintenance dediğimiz kavram artık veri merkezi altyapılarında da gündeme geliyor. Sağlıkta da aynı şekilde, üretimde de çok önemli. Kesintisizlik için muhakkak öngörücü bir yaklaşım gerekiyor. Bu dijital kasa da gerçekten çok ilginç. Onu da tanımamızda fayda var. Çok teşekkür ediyorum ben bu bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Hocama geçiyorum şu anda. Taner Hocam. Kesintisiz yapı sadece elektrik soğutma veya ağ altyapılarının çalışmasıyla sağlanamıyor. Aylan Bey'in de değindiği gibi, sizin de değindiğiniz gibi güvenlik de çok önemli. Sizce bilgi güvenliği ve risk yönetimi konusunda işletmelerimiz ve yeni nesil mühendislerimiz, sizin mezun ettiğiniz mühendislerimiz yeterli bilince ve donanıma sahip mi? Bu konuda neler yapılması gerekir? Çok teşekkürler. Soruları çok güzel seçmişsiniz. Ben şimdi mühendis ceketimi çıkartıp akademisyen ceketimi giyerek bu sorunuzu cevaplayacağım. Ama akademisyen ceketimi giymeden önce bir konuya açıklık getireyim. Taylan Bey, %99 örneğini ben olumsuz örnek olarak verdim. Tabii ki burada 5-9 kuralı geçerli. Hedef %99.999'u sağlamak. Yani senelik olarak 5 dakika 15 saniyelik maksimum kesinti süresini kullanıcı tarafına değerlendirebilmek. Yani kullanıcı ne kadar uptime zamanına sahipse o kadar iyidir. Onu açıkça belirteyim. %99 benim için olumsuz örnektir. Onu özellikle söyleyeyim. 5-9 kuralı geçerli. Şimdi aslında ben yine akademisyen kimliğimi giyerek, eğitimci rolü üstlenerek şunu söylemek istiyorum. Şimdi ben bu noktada üniversitelere düşen görevlerden bir anlamda bahsetmek istiyorum. Üniversitelerin iki tane temel görevi var.
Bu görevlerden bir tanesi evrensel değerlerle donanmış aydın insan yetiştirmek. Yani birinci hedefimiz bu aslında. Bunu yaparken de, bunu bir taraftan kazandırırken de gerçek anlamda donanmış ve her türlü yetkinliğe sahip, her türlü ihtiyacı cevap verebilecek mühendisler, işletmeciler, hukukçular, işletmeciler de aklınıza gelebilecek mimarlar, bunları yetiştirebilmek bizim hedefimiz. Şimdi ve burada da sektörün bazı beklentileri var açıkçası. Ama hep bu üniversite sanayi işbirliği, sektör beklentileri, yani öyle bir noktaya geldik ki aslında üniversiteler sektörün bir anlamda beklentilerini karşılayacak mezunlar yetiştirme hedefinden uzaklaşmış gözüküyor. Şimdi bu noktada biz gene üniversite tarafında 2019 senesinden beri yeni bir modele geçtik, yeni eğitim modeline geçtik. Bu yeni eğitim modelinde birinci sınıfta tamamen evrensel değerlerle donanmış insan yetiştirme hedefini öngörüyoruz. Arkasından da proje tabanlı eğitim adı altında sektörden gelen projelerle, sektörden gelen mentorlarla sektörün projelerine çözüm bulabilecek mühendisler yetiştirecek şekilde yola çıktık. Dolayısıyla 2019 senesinde kurulmuş iki yeni bölümümüz, İnşaat Mühendisliği ve Mekatronik Mühendisliği bölümü ve hemen mevcut olan Elektrik Elektronik Mühendisliği'ni tamamen proje tabanlı eğitime dahil ettik. Bu hakikaten son derece önemli yapılardan bir tanesi. Çünkü hakikaten belirli aydın insan yetiştirme fikrinin yanına sektörün beklentilerini karşılayabilecek, her türlü projede çalışabilen, bu projeden kastımız ister akademik bir proje olsun, isterseniz sektörün bir projesi olsun. Orada hemen görev alabilecek, uzun süreli stajlarla desteklenen ki sektör en büyük handikaplarından bir tanesi 20 günlük stajın hiçbir kimseye hiçbir fayda sağlamadı. Dolayısıyla bu yeni bölümlerde 40 günlük stajlara ve uzun süreli stajlara da hizmet verecek şekilde bir yapılanma yoluna gitme hedefini güttük. Dolayısıyla ve 2021 senesinden beri bütün iletişim fakültesi, sanat tasarım fakültesi geçiyor ve bizim için en önemli olan bilgisayar mühendisliği bölümü proje tabanlı eğitim sürecine geçiyor. Dolayısıyla bu aklınıza gelebilecek her türlü konuda bunları yetiştirmeye, bu yetişen mühendisi yakından takip edebilme, onlara mentorluk edebilme şansına bir anlamda sektör temsilcileri sahip olabilecek. Mesela mekatronik mühendisliği bölümünde kimlerle çalıştık hemen söyleyeyim. Havelsan'la çalıştık, Roketsan'la çalıştık. Geçen dönem dersi verdiğimiz yapılardan bir tanesi Hanibel altyapısını gözeterek bu eğitimleri hayata geçirdik. Arçelik var, Mercedes var. Dolayısıyla bu firmaların mentorlarıyla şu anda mühendislerimiz eğitim alıyorlar. Dolayısıyla tamamen sektör beklentilerini karşılayabilecek yeni bir modelle, yeni bir üniversite eğitim modeliyle biz üstümüze düşen sorumluluğu da bir anlamda yerine getirmeye çalışıyoruz. Aslında bütün üniversitelerin yapması gereken özelliklerden bir tanesi bu. Ve bakın ben 20 senedir, 21 senedir Karadeniz Üniversitesi'nde görev yapıyorum. 9 senedir İTÜ'de çalıştım. Dolayısıyla bu süre içerisinde birçok bölümün kurulmasını da yakından takip ettim. Dosyaları hazırladık, gönderdik. En azından 6 aydan önce hiçbir bölüm kurulmasıyla ilgili hiçbir cevap gelmezdi bize. Mekatronik Mühendisliği bölümünün kurulması 11 günde gerçekleşti ve yok onayı aldı. Dolayısıyla yüksek öğretim tarafında bu tür yeni yapılara da ciddi anlamda ihtiyaç olduğunu bir anlamda görüyoruz ve tartıyoruz. Ha bu arada biz bunlara çok uzak değiliz, onu da söyleyeyim. Ben 2001 senesinden beri Cisco Network Akademi eğitimlerini, yani öğrencilerin aslında bir mühendislik, bilgisayar mühendisliğinde teorik olarak gördüğü konuları bir anlamda pratikte hayata geçirmeleri, tepeden tırnağa bir network projesi tasarlayabilmeleri, router'ı konfigüre edebilmeleri, switch kullanabilmeleri konusunda Cisco Network Akademi eğitimlerini 2001 senesinden beri veriyoruz. 1500 tane mezunumuz var. Pandemi döneminde sektöre ağ mühendisi yetiştirmekte zorlandık. Yani kimse kalmadı. Bütün ağ mühendislerimizi yerleştirdik. Hepsi istihdam edildi. Şu anda soruyorlar gene hocam işte gene ihtiyacımız var diyorlar. Ama hepsi yer istihdam edilmiş durumda. Hepsi bir yerlere yerleşmiş durumda. Ve işlerini severek yapıyorlar. Bu son derece önemli. 2013 senesinden itibaren de Dell EMC, o dönemde DMC Academic Alliance diye geçiyordu. Bu eğitim yapısına dahil olduk. Ve 2013'te bir bilgi depolama ve yönetimi, Information Storage and Management derslerini aktif olarak ben vermeye başladım. Arkasından 2014'te Cloud Infrastructure and Services dersini aktif olarak vermeye başladım. Her sene açılan dersler bunlar. 2016 yılından beri de Data Science and Big Data Analytics dersini aktif olarak veriyorum öğrencilerime. Ve hem Taylan Bey'in söylediği, Sade Bey'in de üzerinde durduğu
predictive maintenance konusunda da şu anda bir otomotiv firmasıyla işbirliği yapıyoruz. Dolayısıyla veri bilimi açısından otobüslerden, kamyonlardan toplanan verilerin önceden değerlendirilmesi ve bu yapıyla ilgili, yani bunun içerisine sadece otomotiv sektöründe dahil etmek son derece doğru bir yaklaşım olacak. Çünkü zaten bir tanesi de bu anlamda. Çünkü CAMBAS'a bağlandığınız takdirde araçtan her türlü bilgiyi toplama ve çekme şansına sahipsiniz bir anlamda. Şimdi genel hatlarıyla bakacak olursak, biz yüksek lisans tarafında da profesyonel programlar sayesinde bunları destekleme yoluna gidiyoruz. Nelere ihtiyaç var? İşte büyük veri ve analitiği profesyonel programına ihtiyacımız var. Bilgisayar mühendisi bölümünde bunu açtık. Yönetim bilişim sistemleri bölümümüz 2 senedir siber güvenlik yüksek lisans programı veriyor. Ve bu yapı içerisinde gene siber güvenlik ve kritik altyapı kurumu araştırma uygulama merkezi üniversite bünyesinde aktif. Ve bunlar bu yapı içerisinde her türlü proje, her türlü yüksek lisans doktora öğrencisi, hatta lisans projelerine, hatta kurumsal projelerine gerçek anlamda destek veren bir akademik bütünleşik yapı içerisinde biz gerekli desteği sektörümüze sağlamayı hedef olarak amaç edilmiş bulunuyoruz. Çok teşekkür ederim sorunuz için ayrıca. Saad Bey, izniniz olursa Taner Bey'e bir soru sorabilir miyim? Taner Bey, ben bir süredir hani bireysel olarak da araştırıyorum. Şimdi bu kadar işte bulut bilişim, yani bilgisayar işlemci gücü artık herkese ulaşmış durumda ve yazılımıyla beraber ulaşmış durumda. Bu no coding, low coding, yani programlama bilmeyen insanların bile bu ortamlarda bir şey yapabilmesi için sizin öngörünüz nedir? Böyle bir ders okutuyor musunuz ya da bunun geleceğini nasıl görüyorsunuz no coding platformlarının? Şimdi şöyle söyleyeyim, biz şu andaki misyonumuz bilgisayar mühendislerine gerçek anlamda önce programlamayı, kodlamayı yapmayı öğretmek. Bunu bütün detayıyla öğretebilmek. Yani Python'la başlıyoruz, C++'a geçiyoruz, Object Oriented'a geçiyoruz, Java'yı öğretiyoruz. Yani gerçek anlamda bunu uyguladığımız 5 tane dersimiz var. Yani iyi programlama yazan, iyi kodlama yapan öğrenciler bu alanda ilerliyorlar. Sadece network tarafında eğitim görmeleri yetmiyor. Artık software defined networkler var. Dolayısıyla yazılım, artık network cihazına ihtiyacınız yok. Bunu yazılımlara gerçekleştirebiliyorsunuz. İyi yazılımcı, iyi kodlama yapan her yerde kendini gösterir ve ilerler. Ama kolay nasıl öğretiriz sorusunun cevaplarının peşindeyiz. Onun için Python'a geçtik. Üniversite, Amerika'daki üniversitelerde bir araştırma yaptık. Çoğunluk Python tarafına eğitim verdikleri için biz de 3 yıldır Python tarafında eğitimlerimizi düzenledik ve ona göre de yol gösterdik. Bizim bilgisayar mühendisliğindeki yapımız tamamen iyi programcı yetiştirme hedefi üzerine kurulu. Ama bunun haricinde kendi kendine geliştirmiş, sonradan bu işleri yapmak isteyen ya da planlamak isteyen yapılar gerçekten geleceğin hedefleri haline gelecek. Yani gerçekten ileride, yani bu söylediğim belki de 10 sene sonu olacak, belki 15 sene sonu olacak. Buna ihtiyaç duymadan sadece görsel programlama becerileriyle bu işler yapılabilir hale gelecek. Çünkü önemli olan bunları insan kullanabilme yapısına uygun hale getirebilmek diye düşünüyorum. Kendi fikrim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, hocamı bulmuşken soracak çok şey var ama zaman da daralıyor gittikçe. Bu endüstriyle olan işbirliği ve saydığınız firmalarla olan işbirliği gerçekten çok değerli. Ayrıca Cisco Network Akademi'nin de bünyenizde olması ve öğrencilerin bundan yararlanabiliyor olması da gerçekten çok önemli. Mezun olurken bir şeyleri bilerek başlamak, staj ortamında veya işte part-time çalışma ortamında bir şeyler yapmış olarak çıkmak gerçekten birkaç adım öne geçiriyor öğrencileri. Ben bunu biliyorum. Bizim de öğrencilerimizde çalışan, endüstriyle ilişkisi olan öğrenciler çok hızlı üretken oldular mezuniyetten sonra. O yüzden de tebrik ediyorum sizi gerçekten. Şimdi Semih Bey'e son soru. Kendisinin ikinci sorusu için yönelmek istiyorum. Semih Bey, sağlık sektöründe bizi önümüzdeki dönemde ne tür değişimler bekliyor? Bu bağlamda veri merkezlerinin kendilerini nasıl hazırlaması gerekiyor? Bu arada şu predictive maintenance, öngörücü bakım olayında sağlık da çok önemli. Hem insanlar açısından öngörücü bir yaklaşım gerekiyor, yani hastalar açısından, hem de altyapı açısından. Sizin için de çok doğru bir sektör, doğru bir kavram. Evet, şimdi tabii az önce bahsetmiş olduğumuz bu kadar büyük dataların hani illaki bir neticesi olacak
Yani bugünümüzde olmasa bile gelecekte olacak. Malum şeyde bilim dünyasında bir tabir vardır, retrospektif inceleme diye. Şimdi geçmişe dönük bakıldığında parametrelere, oradan çıkan sonuçlarla geleceğe projeksiyonlar çizebiliyorsunuz. Ben bunu sağlık sektöründe de bu kadar büyük dataların, bu kadar detaylı verilerin zaman içerisinde bir öngörü haline getirilebileceğine inanıyorum. Günümüzde en çok bu teleradyoloji ve radyolojik alandaki PACS sistemlerindeki MR görüntülerinin, BT görüntülerinin, röntgen görüntülerinin yapay zeka tarafından okunmasıyla başladı. Şu anda en yoğun bu alanda kullanılıyor. Biz hekimler olarak hastayı mutlaka fiziksel anlamda bir temas etmek istiyoruz ki hasta da kendisine temas edilmesini istiyor. Yani bir beni dinlesin, bir şey sırtımı dinlesin, bir fizik muayene yapsın. Şimdi işin bu kısmı tabii ki tıp sektöründe, tıp camiasında, bir doktorlukta, bir hekimlikte kolay kolay vazgeçilecek bir taraf değil. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu minimalize edilebilir, hızlandırılabilir diye bir öngörüm söz konusu. Nasıl? Biz şimdi hastanemizden her gün binlerce datayı Enabus sistemine aktarıyoruz. Bu Enabus sisteminde gelecek yıllarda Sağlık Bakanlığı veya SGK şöyle bir şey yaparsa, işte 25 yaşında şu parametreleri artmış, 30 yaşında da şu parametreleri artmış kişiler 40 yaşına geldiğinde şu hastalıklarla karşılaşmaya başladılar ve ben bunu algoritmik olarak yazılımla kendi sistemimde artık öngörebilir hale geldim. Bu kişilere mesaj atayım ki gidin kendinizi bu açıdan değerlendirin gibi bir yazılım olursa, bu tabii önümüzdeki 10 yıllar içerisinde, belki çok daha kısa bir süre içerisinde çok harika sonuçlar getirecektir. Bugün radyoloji ne oluyor? Belki 1 milyonun üzerinde görüntü yapay zekaya öğretiliyor. Bu problemlidir, bu akciğer kanseridir, bu karaciğer kanseridir, bu işte kemik metastasıdır diye nokta 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 öğretiliyor. Sonra cihaz tahmin etmeye başlıyor ki hani hepimiz, buradaki katılımcıların hepsi benden çok daha iyi biliyordur. Tahmin etmeye başlıyor. Doğru mu, yanlış mı? Doğru, 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 yanlış, yanlış. Ve şu anda bugün belki radyoloji doktorlarından bile daha net bir şekilde teşhis koymaya başlayan yapay zekalar var teleradyoloji alanında. Bununla beraber bunun aynısının kan tahlilleri açısından da yapılabileceğini tahmin ediyorum. Daha ileriki aşamalarda şu da olabilir. Belki ileride kandan bakılan kritik hayati fonksiyonlara haiz parametrelerin belki kan alınmadan sadece bir parmak okuma cihazıyla veya sadece bir atıyorum bir kola bağlanacak bir bant ile okunabilip geçmişten alınan datalarla da birleştirilerek kişinin daha evde otururken ya acaba sende böyle bir şikayet mi var, böyle bir hastalık mı geliyor yavaş yavaş tahminine doğru gideceğini düşünüyorum, evrileceğini düşünüyorum. Tabii çok büyük datalar, çok güzel yazılımların olması lazım. Benim sağlık sektöründe beklentilerim biraz bu ölçüde, bu açıdan. Teknolojiyle eş zamanlı olarak illaki gelişecektir. Sağlık sektörü tabii bankacılık sektörü gibi her zaman versiyon 6.0-7.0 çok önde giden bir sektör değil bilişimde. Biraz geriden takip ediyor ama ümit ediyorum ki yani maksimum efektiviteyle, maksimum isabetle, minimum hasarla belki hekim temasını daha da aza veya seri ve hızlı bir şekilde hale getirecek bir durumda bu ilerleyen yıllarda hastaların teşhislerinin bilgisayarlar tarafından destekleneceğini düşünüyorum. Evet, burada assistants aslında daha çok doktorlara gelecek gibi gözüküyor. Ve veri kullanılarak öngörücü tedavi veya tedavi değil de öngörücü yaklaşım, koruyucu sağlık diyebileceğimiz hekimlik, konsept. Evet, koruyucu ve önleyici hekimlik. Kesinlikle yapay çok haklısınız. Yapay zekayı daha fazla göreceğiz mutlaka. Fakat sağlıkta da anlıyoruz ki, bu aşı konularından da anlıyoruz ki, muhafazakarlık da çok önemli. Çok maceracı olmuyor. Birçok sağlıkta pandemi sırasında öğrenmiş olduk. Bir takım böyle Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan rotalar falan var. Onlar izlenmesi gerekiyor. Onlar kolay değiştirilmiyor, değil mi?
Kesinlikle öyle. Değiştirilemiyor. İkinci sorunuza gelince, özür dilerim, bununla bağlantılı tabii. Evet. Bu kadar bilginin kullanılabilir halde olması ve bu bilginin hastanenin içerisinde barınıyor olması, ki hani buna bir örnek şöyle vereyim. Şimdi biz Enable sistemine girdiğimizde, benim geçmişimde son 5 yılda 10 yılda benim çekildiğim röntgenlerin veya MR görüntülerinin Enable'dan bakabiliyor durumu söz konusu. Şu anda buna bakılabiliyor olması aslında hastanelerin her an online olarak bakanlığa bağlı olmasından kaynaklanıyor. Aslında bizi bakanlık bir nevi server olarak kullanıyor şu anda. Yani burada çekilen görüntüler PACS sistemi içerisinde burada muhafaza ediliyor ama siz Enable'da herhangi bir hastaneye, herhangi bir yere gittiğiniz zaman bu hastanenin içinden o görüntüleri çekebiliyorsunuz. Hal böyle olunca biz bu bilgileri, bu dataları da muhafaza etme yolunda gerçekten kritik bir öneme sahip oluyoruz. Bunla ilgili demin de bahsettiğim, ilk soruda bahsettiğim güvenlik katmanlarının hepsini yaptık. Evet, bir sonraki aşamada belki bir stres testine maruz kalmamız gerekecek. Belki bir sızma testi isteyeceğiz. Bununla ilgili de saygı hastanesi olarak şeylerimiz var, planlarımız var şu anda. Çok teşekkür ediyorum ben. Herhangi bir ekleme yapmak isteyen panelistimiz var mı acaba? Peki, o zaman kapanışa geçebiliriz diye düşünüyorum. Her birimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Tursan Hanım, evet. Evet, Sadi Bey çok teşekkür ederiz. Panelistlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Destekleyenlerimize de çok teşekkür ederiz. Çok verimli bir panel oldu. Bizler de çok bilgi edindik. Çok mersi. Herkese çok teşekkürler tekrardan. Sizlere sevgilerimizi doğruluyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler. Biz de teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok mersi. Evet sevgili izleyicilerimiz, katılımcılarımız, umarım ki çok fazla sizleri yormamışızdır. Faydalanabileceğiniz bilgileri size iletebilmiş olmayı umuyoruz. Etkinliğimize yer aldığınız için çok teşekkür ederiz. BT Haber Şirketler Grubu'nun dijital etkinlikler takımı oldukça yoğun, hız kesmeden devam ediyoruz. Panelde göreceğiniz handout sekmesinde hem derin dokümanlarını elde edebilirsiniz hem de bu etkinliğimizin programını da görebilirsiniz. Bundan sonra da handout sekmesine tüm programlarımızı ekleyerek devam edeceğiz. Web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan programlarımızı takip edebilirsiniz. Etkinlik bitiminde sistemimiz tarafından sizlere çok kısa bir anket ulaşacak. Çok zamanınızı almayacak bu anket doldurmanızı rica ediyorum. Görüşleriniz işlerimizi yapabilmek adına bizim için çok kıymetli, çok değerli. İsteyenleriniz yarın itibariyle şu an tamamlamış olduğumuz bu etkinliğin video kaydını kayıt için kullandığınız link ile giriş yaparak izleyebilirler. Bir başka etkinliğimizde yeniden bir arada olabilmek dileğiyle çok sevgiler ve sağlıklı günler diliyorum.